Edebiyat Burada kanalından herkese merhabalar. Yazanlar Arasında programında bugün yeniden birlikteyiz. Çevirmen, yazar, sevgili Fuat Sevimay bizimle birlikte. Hoş geldin Hoş Fuat. bulduk. Çok sağ ol Serkan. Fuat Sevimay'ı ben ilk önce yaptığı bir çeviriyle fark ettim. Biliyorsunuz edebiyatta yeni isimlerin fark edilmeleri birkaç çalışmadan sonra ancak mümkün oluyor. Eğer merkezde değilseniz, Evet. taşradaysanız bu daha da zor oluyor. Fuat Sevimay'ın Sivavo çevirisiyle öncelikle fark ettim. Daha sonra da öykü kitaplarını ve romanları olduğunu öğrendim ve onları okudum. Anarşik benim çok sevdiğim bir novelle roman olmuştu yayınlandığı dönemde. Çeviriye nasıl başladın, öykü yazmaya nasıl başladın diye sorayım önce. Ya öyküler, romanlar gidiyordu, hatta çocuk kitapları vesaire. Samimiyetle itiraf edebilirim, değil mi? Tabii. Edebiyattan para kazanılmıyor. Aa, bunlar çok güzel, çok keyifli ama derken, ya çevirir, ya ben dil biliyorum. Acaba onu kullanır mıyım diye başladı. İtalyanca biliyorsun, İtalyanca, İngilizce biliyorsun. İngilizce, bu işin şakası, yarı ciddi, yarı şakası. Fakat şey tarafı da var açıkçası. İtalyancam İngilizceme göre daha şeydir. Yani İngilizce iyidir, sağlamdır. Onda çok sorun yok. Hem çeviri yapayım, hem böyle bir zorlayayım kendimi. Dili de biraz böyle hani yukarılara çıkartır mıyım diye. Pirandello vardır, Luigi Pirandello. Biri Hiçbiri Binlercesi diye bir çeviri. İlk onunla başladı. Sonra çok keyif aldım. İşte sonra Joyce'a bulaştım, Svevo'ya bulaştım. Dön dolaş çevirmen oldum. Çok da aklımda yokken. Ama şeyden çok memnunum. Hani bir şekilde edebiyatın bir alanı, çok önemli bir alanı. O da bir şekilde işte kimlik olarak yazarlığın yanına eklendi. Evet, ben Anarşik romanından hareketle gideyim. Yazarlık sürecini biraz böyle öykü tadında karakterler oluşturarak sürdürdüğüm bir kitaptı. Evet. Anarşik, kapağı da ilginçti. Birkaç baskı da yaptı. Anarşik'in yayınlanmasından sonra yazar Fuat Sevimay'ın ismi biraz daha ön plana çıktı. Öyle değil mi? Öyle enteresan. Anarşik'ten önce aslında bir romanım vardı, yayınlanmış, Aynalı. Bir öykü kitabı vardı, Orhan Kemal ödülünü almıştı, Arername. O da ilgi gördü. Fakat enteresan bir şekilde Anarşik'i insanlar çok sevdi. Hani benim telaffuzum çok doğru olmaz ama şey diyorum, eski yayın evinde iki yayın baskı yapmıştı. Burada işte bir baskı yaptı, ikincisi yaklaşıyor gibi. Tiyatro metni olarak uyarlandı, tiyatroda oynandı. Herhalde insanlar sevdi gibi, o hani bir yazarın belki en mutluluk duyacağı şey. Niye öyle oldu ya, bazen kafa yoruyorum. Hani ben, sende de öyledir herhalde. Hepsi evlatlarımız ve çok seviyor. Aa diyorsun, güzel bir iş yaptım. Yani güzel bir iş yapmadan zaten insanların önüne sunma gibi bir şey çok doğru olmaz. Kendi içimde o mutluluğu ve tatmini yaşıyordum. Fakat insanlardan olumlu dönüşler, ya çok sevildik, çok güzel, işte kısacık, biraz daha uzun olsaydı tadı damağımızda kaldı falan gibi tepkiler, olumlu anlamda geri dönüşler olunca şeyi fark ettim. Herhalde ironik bir dili var. Bir yandan ağır bir eleştirisi var, toplumsal anlamda da, hatta minicik böyle siyasi göndermeleri falan da var. Fakat bütün bunları ironik bir dille yapmaya çalıştım. Benim diğer metinlerimde de bu ironik dil, mizahi taraf ağır basar biraz. Zannediyorum bunu sevdiler. Çünkü Evet. edebiyat çok kasvetli olmaya başlamışken galiba bu güzel bir alan gibi hissetti insanlar. Sadece oraya yordum. Başka sebebi var mı bilmiyorum. Anarşik birbirinin içine geçmiş öykülerden oluşuyor aslında, değil Evet, mi? yani bir işte ortada olup olmadığı belli olmayan bir cinayet var. Bir mevta var. O mevtayı tanıyan herkesle bir amirin yaptığı söyleşi. Aslında tamamen bizim burada yaptığımız gibi bir masa başında geçen roman. Bütün o işte sevgilisi, arkadaşı, işte patronu, tesadüfen tanıdığı bir kamyoncu vesaire, imam efendi, hepsi başka bir yerden kürdanın hayatını anlatıyorlar Evet. ve temaslarını. Akıcı bir dil var. Kılçıksız ifadeler Evet. var. Ama hangi kahramanı yazıyorsan onun yaşam statüsünü, yaşam koşullarını çok iyi bilip analiz edip roman sayfalar arasında Serkan, serpiştirmişsin. ya şöyle hani
analizin de ötesinde geçen bir İstanbul'da başka bir söyleşide şeyi konuşuyorduk. İşte ilham diye bir şey var mıdır, yok mudur vesaire. Söylediğim bana onu hatırlattı şu tarafından. İlham diye bir şey vardır. Fakat ilhama çok fazla şey yüklememek lazım. İlhamı gelebilmesi için bir insanın dolu dolu yaşamış olması, duyarlı bir hayat yaşamış olması, etrafını çok iyi gözlemiş olması lazım yıllarca. Hatta yazar olmayı düşünmediği zamanda bile bunu yapmışsa o çok büyük cepte bir bakiye. Ben geldik şimdi işte Trabzon'dayız. Sabah şoför arkadaşlarla, fuardaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Trabzon'a 30 kere gelmişimdir. Trabzon'da bir sürü insan, işte sanayi sitesinde de, işte en lüks yerde de, orada da burada da bir sürü insan tanımışımdır. Sadece Trabzon'da değil. Uzun süre farklı sektörlerde çalıştım. Farklı sektörlerde, Türkiye'nin işte 78 ilini gezmişimdir. Fakat gezmekten kastettiğim şey değil. En viran yerine de gitmişimdir ve çok keyif almışımdır. Çalışma koşulları. İşte sabahçı kahvesine gidip o işte çay vesaire falan filan da yapmışımdır. En lüks ortamında da bulunmuşumdur. Bunun çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum insani anlamda. Bu herhalde anarşiye ya da diğer metinlere yansımış olabilir. Şeyde zorlanmadım. İşte ya kamyoncu böyle mi konuşur? Öteki tarafta işte iş adamı nasıl davranır? İşte imam nereden konuşur? Sanki onlar bir yerde haznede duruyordu o işte hayat tecrübesinden dolayı. Sonra da o bütün işte haznede duranlar bir şekilde ilhamı çağırdı herhalde. Ondan dolayı daha belki hani keyifli atmış olabilir metin. O yüzden biz de bu anarşik romanını bir çırpıda okuyoruz. O ana, o odadaki ana şahit oluyoruz. Evet, değil mi? Hep beraber sorgulanıyoruz galiba amir tarafından. Edebiyat Burada kanalında yazanlar arasında programı devam ediyor. Fuat Sevimay'ın Kapalı Çarşı isimli romanı geçtiğimiz aylarda Hep Kitap etiketiyle okurla buluştu. Bu arada ilk kitapların farklı yayın evlerinden yayınlanmıştı. Hep Kitap'ta bunlar peş peşe çıkmaya başladı. Tabii büyük bir yayın evinde olmanın avantajları da var. Daha görünür olmak gibi. Kapalı Çarşı'nın gidişatı nasıl? Kapalı Çarşı çok iyi gidiyor. Hatta arada bir kendimi şey hissetmeye başladım. İstanbul'da yaşadığım için rehber olarak hissetmeye başladım. Çünkü şey dönüşler var. Ya romanı okuduk çok güzel. Bir de Kapalı Çarşı'yı gezsek diye. Çok güzel gidiyor. Hep Kitap sağ olsun. Hani söylediğin tespitin çok doğru. Benim araya giren o ağır çeviriden dolayı bir 2-3 yıllık şeyim olmuştu. Hani bir şeyler üretiyordum ama ortada olan eserler herhangi bir yer bulmamıştı. Bu anlamda hep kitap, hem Kapalı Çarşı, hem anarşik, işte şimdi çocuk kitapları yayınlanacak, çevirebilirsin diye enteresan bir şey yaptık. O bir hafta sonra yayınlanacak atölye serisinden. Bu metinlerin çok gönül rahatlığıyla toplandığı, kitapların görünürlüğü tabii ki çok önemli, fakat insani anlamda da ne güzel ya bu insanları tanıdığım dediğim bir yayın evi oldu ve o tarafından çok mutluyum. İşte klasikler, çevirilerle ilgili benzer bir arayışım var, ona uğraşıyorum. Kapalı Çarşı hep kitabın da etkisiyle, metnin etkisiyle bana şey gibi geliyor ama en çok da mekanın etkisiyle, çünkü mekanı merkeze alan edebiyatımızda eser azdır, görece azdır. Hani olay örgüsü vardır, karakterler ön plandadır. İşte İnce Mehmet'i hatırlarız, Zebercet'i hatırlarız, ne bileyim Dirmit'i hatırlarız. Fakat direkt bir merkeze mekanı koyan ve mekanın ağzından metni anlatan metin çok azdır. Bu anlamda insanların ilgisini çektiği gibi geliyor. Şeye de kaçmadım, hani metni romanı okuyanlar bilir, zaten hepimizin bildiği o ansiklopedilerde de olan Kapalı Çarşı bilgisinden ziyade tamamen kendi masallarımla kendi Kapalı Çarşımı yaratmaya çalıştım. O anlamda şimdilik gayet iyi gidiyor, bakalım ilerisi ne olacak. Tekrar çevirmen Fuat Sevimay ile ilgili konuşalım istersen. Tabii. James Joyce çevirin çok konuşulduğu, yayınlandığı yıl 2016'da yayınlanmıştı. Ondan sonra farklı çeviriler de yaptın. 2016 yıl içerisinde Sabit Fikir çeviri kitabını yılın en iyi kitaplar arasında gösterdi. Bir çevirmen olarak nasıl çalışıyorsun?
çeviri tam olarak nedir? Çeviri tam olarak nedir? Demin adını andığım Çeviri Bilirsin kitabında biraz anmaya çalıştım. Ya o bir şey gibi, tavsiye kitabı, atölye kitabı ya da şey deriz ya hep, hani biz edebiyatta Türkiye'de bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama okuduğumuz metinlerin 2/3'ü çeviri. Evet. Ve bu konuda dünyadaki en önde gelen, en fazla çeviri yapılan ülkelerden biriyiz. Ve hep dön dolaş, ya tamam yazar seçiyorsun, bir takım yazarları daha çok seviyorsun ama iyi okur olmak istiyorsan çevirmen de seç, bu çok önemli gibi bir artık atasözüne dönmüş bir cümlemiz vardır ya. Fakat iyi çevirmen nedir? Bir çeviri neden iyidir? Neden vasattır? Kötü demeyeyim ama o konuda da genel geçer fikirlerimiz var. Biraz bunu beslemek üzerine yazdığım bir metin çevirebilirsin. Artı hevesi olan insanlar varsa fikir versin. Hani buradan başlayabilirim, bir şekilde dili kullanabilirim diye. İşte Joyce çevirilerinden, Svevo çevirilerinden edindiğim tecrübeleri aktarmaya çalıştım. Ya çeviri nedir? Karşınızda demek doğru değil aslında. Yanınızda dev bir isim var, çok büyük bir yazar var. Asla onun sınırlarını aşmamak üzere, fakat sınırları dahilinde de kendi dilinizin imkanlarıyla olabilecek en güzel çözümlere ulaşmaktır benim çeviri tanımım. Şunu da sormak isterim. Çeviri yaparken yazar acaba şunu mu demiş, bunu mu demiş dediğin ve üzerinde durduğun, düşündüğün, o ülkenin genel alışkanlıklarını incelediğin anlar oldu mu? Ya tabii... Yurt dışı seyahatinde oldu değil mi senin uzun süre? Joyce çevirisi bu, Finnegan Uyanması. O dünyanın en zor metinlerinden birisi. Belki de birincisi. Hem çeviri anlamında hem okunma anlamında. İrlanda Kültür Bakanlığı'nın bir desteği olmuştu. Ve 5 ayını çevirinin İrlanda'da geçirdim. O metni, yazarı tanımak... fakat burada kastettiğimiz şey değil sadece. Klasik bildiğimiz anlamda bir metin olmadığı için... Tamamen orada kullandığı çift diller, çift anlamlar, bir takım işte Dublin kentine özgü imgeleri görmek anlamında çok faydalıydı. Daha bilindik bir çeviride de mutlaka bir çevirmenin yazarı anlaması lazım ki demin sorduğumuz soruyu belki kaba çeviri esnasında şeye düşebilir. Ya onu mu dedi, bunu mu dedi falan. Kaba çeviride onu bırakırsınız. Ben öyle çalışıyorum. Çoğu çevirmen de öyle çalışır. İşaretlersiniz ama döner tekrar tekrar düşünürsünüz. Çünkü şey şansınız yok. Demin o yüzden o cümleyi kurma ihtiyacı hissettim. Dev bir yazar var karşınızda. O dev yazara herhalde böyledir deme şansınız yok. Yani o yazara haksızlık etme gibi bir şansınız yok. Metni, o cümleyi, o paragrafı çok iyi anlarsınız. Kendi üslubunuzla onu farklı şekillerde kurabilirsiniz. Fakat anlamadan, anlam derken sadece anlamı bulmaktan kastetmiyorum. Şey çok önemlidir çeviride, duyguyu yakalamak. Hani cümlenin anlamı, işte how are you, her zaman nasılsın olmayabilir. En basit örneği hep söylüyorum. Oradaki duyguyu ve anlamı da yakalayarak kendi dilinizde, çünkü Türkçe muhteşem bir dil, imkanları sonuna kadar zorlayarak ideal çözümü bulmanız gerekiyor çeviride. Sevgili Fuat Sevimay, yazarlığın ve çevirmenliğini konuştuk. Nasıl bir okursun onu da sorayım. İtiraf ediyorum, bir yaşa kadar vasat bir okurdum. Hatta bir yaşa kadar okur bile değildim. İşte lise yıllarında, üniversite yıllarında sadece klasiktir. Hani kız arkadaş etkilensin diye arada bir burada bir kitap taşırdım. Okur muydum, okumaz mıydım hatırlamıyorum. Kötü bir okurdum. Sonra vasat ve iyi bir okur olmaya başladım. Fakat 30, yani çok kabaca söylüyorum, 30 yaşından sonra gayet iyi bir okur olduğumu düşünüyorum. İlaveten çeviri ve edebiyat, hani yazma sürecinin dışında İstanbul'da bazı mekanlarda ben Türk edebiyatı anlatıyorum. Bu o okurluk kısmımı çok besledi. Yani şeyden çok çıktığımı düşünüyorum. Ya tamam işte bu yıl 50 kitap okudum, bu ay 12 vardır ya o işte sosyal medyada paylaştığımız, belki 3 kitap okudum ama artık şeyin iç huzurunu yaşıyorum. Ya ben bunu hakkıyla okudum,
Hakikaten orada bir yazar var. Alt metni dönem olarak ne yapmaya çalışmış, diğer metinleriyle ilişkisi, bazen karşılaştırmalı edebiyata varabilecek, işte yabancı yazarlarla bizim yazarlarımız arasında gibi. Ve bundan çok keyif alıyorum. Kendi kendime, hani arkadaş çevremde söylediğim bir şey var ama zannediyorum gerçekleşecek. 50 yaşına kadar çeviri yapacağım, 55'e kadar yazarım, bunları bırakabilirim. Ama okumayı hiçbir şekilde bırakmam diye. Okumak aslında bütün bu yaptığımız işin şeyi, nüvesi ve belki de en tatlı tarafı. Herhalde iyi bir okurum artık ve bundan büyük keyif alıyorum. Sevgili Fuat Sevimay, masanızın üstünde ne var bugünlerde çalıştınız? Masamın üstünde ben galiba 16 metin oldu çeviriler. Bunların 13-14 tanesi hep klasik metinler. İşte 6 tane Joyce, 4 tane Svevo, işte Oscar Wilde'lar var vesaire. Çok az çağdaş metin çevirmiştim. Şimdi hep kitaba bir Sellout diye 2017'de Man Booker ödülünü alan Amerikalı Paul Bateson'in bir kitabı var. Onu çeviriyorum. Başlarken biraz şeydim, tereddütlü demeyeyim de ya işte Finnegan'ları falan filan yaptım. Acaba artık hani çeviriye biraz böyle bir nefes alsam mı diye. Fakat muhteşem bir metin. Zenci gözünden ama hiç işi sulandırmadan, ajite etmeden, işte, ah zenciler ne büyük acılar çekti falan gibi değil. Çok benim mizahi dilime de yakın bir metin yakaladım ve çok keyifle çeviriyorum. Onunla uğraşıyorum. Herhalde yaz gibi o bitecek. Sonra 3-4 yıldır artık böyle şey gibi, ne denir, vazife gibi gördüğüm bir hikaye var. Ona girişmek niyetindeyim. Bir Joyce metni yazmak istiyorum. Yarı kurgu, yarı şey, Joyce'un metinlerini açıklayan, hani Ulysses'i böyle de okuyabilirsiniz. Bak Finnegan, evet hani çok gözünüz korkuyor ama böyle bir metin. Portrede de bu adam şunu yapmaya çalıştığı, biraz Joyce'u ve kendimi de bir roman kahramanı gibi düşünerek bir kendi yazdığım, ne denir, tam türünün de ne olduğunu bilmediğim, belli bir türe de giremeyecek bir metin yazmak niyetindeyim. Biraz roman gibi olacak, biraz açıklama gibi olacak, biraz anı gibi olacak. Belki aralarına işte söyleşiler falan filan katılacak. Çeviriden sonra da dört gözle şeyi bekliyorum, ona başlamayı bekliyorum. Şimdi onun okumalarındayım. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Edebiyat Burada kanalında yazanlar arasında programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Serkan. Ağzına sağlık, çok sağ ol. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olacağız. Programımızı takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.